say goodbye to you. Mert. Söyle bakayım. He? Mert. Mert. Ha? Ne ama o? Biraz rezo. Evet demek. Mert. Evet. Nasıl evet o ya? Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, kıymetli büyükler, sevgili küçükler, efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul Merkez Stüdyolarımızda teknik masamızda The Sakal of the World ve hemen onun sol tarafında bize göre sol tarafında sol cenahında herhangi bir sakatlık anında maça dahil olmak için bekleyen Ozi kardeşimiz. Inamatu Tokyo Des denen nabekar şu anda Japonya'da bir kayak merkezinde. Ondan gelen faksla ben bugün katılamayacağım abi dedi. O nabekarı da buradan bir kez daha selamlıyoruz. Ve film geldik programımızın klasik macun bölümüne. İşte daimi konuğum. Şair, yazar, oyuncu, şirket, CFO'su, fakir, fukara, garip, gurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, degüstatör, maraton men, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Beylikdüzü tabii şubesi ve aynı zamanda Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü, Z kuşağının pambık dedesi, Cem Yılmaz'ın abisi, dünyanın anasını ağladan yavşak zenginlerin yani özellikle Pezo, Jeff ve İlhan Musk gibi elemanların en yakın kankisi, kapris abidesi, Tom beyefendinin en yakın hamisi, hocaların hocası Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Nasıldı kışlık macunum? Çok iyiydi ama bir şey unuttun. Nedir hocam? Geçen hafta benim özelliklerime eklenen bir şey daha vardı. Heykeltıraş. Hayır. Ne? Kar leoparı. Kar leoparı. Hocam ben kar tilkisi olarak biliyorum. Sizi de kar geçen... leoparı olarak evet, biliyorlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz. Abi. Rica ederim. Abi. Niye? Dursun. Programın sonuna kadar ne fark eder? Abi geçen hafta çok güzel bir kar yağdığı için evet. Toprak suya doydu demiştiniz. Doydu. Çok iyi bereket oldu. Evet. İyi bir şey bu aslında toprak için ama evet. İstanbul gibi yerde iyi olmadı. Sizin de hocam özellikle Beylikdüzü gibi evet, şehrin hayhuyundan uzak bir yerde yaşamanız evet, evet. Buraya 3 günde yürüyerek gelmenize sebebiyet verdi. Ama tabii önlemimizi aldık abi. Yani yapılan uyarıları dikkate alıp 2.30'da buradan çıkmam. Yaklaşık 10'da eve vardım. İsabet oldu. Halbuki biz zaten size dedik ki burada kalınız. Evet, evet, çünkü evet. Kar fırtınası evet, geliyor ama evet. Siz ısrarla evet, yollara evet. Düşün. Siz ne zaman, kaç dakikada gittiniz abi? Efendim biz çağdaş insanlar gibi metroyu kullandık. 8 dakika içerisinde evet. Buradan tık hemen Osman Bey'e, evet. Osman Bey'den de yürüyerek evimize ulaştık evet, sevgili Can evet. Hocam. Güzel yani. Evet. Kar olması güzel oldu çocuklar açısından. Çocuklar tatilde de iyi eğlenmiş evet. Oldular. Evet. Çocuklar açısından iyi oldu ama tabii önlemini almayanlar, kar lastiği takmayanlar ki evet. Kar lastiği zorunluluğu yok bizde biliyorsun abi. Evet doğru. Bu arada olmaz, bu arada kar topunun içine çok büyük bir marifetmiş gibi taş koyup birbirine atan dallamalar da var. O çok tabii. Eskiden vardı. Evet. O hala vardı. Hala var mı? Var. Var. Ha. Var. Teşvikiye'de bir kadını ciyak ciyak bağırtıyordu. Üstelik de iki tane oğlu. Kadın atmayın diyor. Bunlar böyle iki bir çocuk. De taş doldurup. Bir de taş tıkıyorlar içine. Yani yani bu anasına lüzumu... İyi bilemiyorum. Zulüm ha. Yani bu. Hakikaten bu eğlence hayırlı değil. Evlattı. Ha bu eğlence değil hocam. Şimdi sakal da lafa hazırlandı böyle tam. Ben de öyle yaparım diyecekti. Yutkundu tabii. Evet. Ve yapar da. Bugün özel bir gün abi bizim için. Hepimiz için çok kıymetli bir gün. Çok özel bir gün. Yani sabahtan başladık hazırlıklara. Evet. Kahvaltıdan itibaren bu özel güne... Özel menüler benim tavsiyelerimle ve küçük dokunuşlarımla Ankara. Kahvaltıdan itibaren özel menüler hazırlandı. Evet. Bugün sakalın doğum günü. Evet. The Sakal of the World'un doğum günü. Ona özel pasta yaptırdım.
Evet. Verin de oğlum pastayı. Şu pastayı alalım. Evet hocam, ben de şarkıya başlayayım mı? Alabilir miyim? İki doğdun sakal. İki doğdun sakal. İki doğdun, iki doğdun. Mutlu yıllar sakal. Dum 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 dum. Yüzüme karşı üfle. Evet. Böylece bunu paylaştıralım arkadaşlar. Paylaştıracağız. Toplarını ben yiyeyim. Efendim gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şirket olarak küçülmeye gidiyoruz. Çünkü şirket CFO'su Can Hoca, yanında yıllardır çalışan The Sakal of the World'de gördüğünüz gibi aspirin büyüklüğünde bir pastayla geçiştirdiğine göre pasta kaç? Sorduk soruşturduk abi. Hmm. Sabahtan arkadaşları değişik pastanelere yolladım. Ha. Şöyle makul 6-7 kişilik güzel bir pasta kaç para diye bir piyasa araştırması yaptırdık. Sonuç buraya geldi. Hocam Tokyo'da onun için gelmedi. Ha. Japonya'dayım. Yok kar kayak hediye alacağım diye. Hediye alacağım diye. Evet. Sinekçilik deriz biz ona. Buradan buradan yaladığı için. Sinekçilik denmez de neyse onu yani, argo sözlüğünden bakabilir arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Trefucker. Yani öyle bir arkadaş olduğu için. 9 boğumlu Mardin akrebi. Hediye demişken abi. Evet. Bize sevgili Murat kardeşimiz Murat Can, sana ve bana ve maalesef talihsiz bir gün olduğu için sakalı da aynı zamanda lokum yolladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Lokum tadında hayatımız geçsin. Evet, burada olan burada kalır ekibine yollamış. Buradan keyif dolu saatler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Murat Can. Bir teşekkürümüz daha var abi. Evet, nedir hocam? Bir arkadaşımız da bizim şeyimizi yapmış. Resmimizi şöyle ikimizin ortasında tutalım. Evet, böyle. Kendisine bu, teşekkür hocam. Nasıl yapmış? Yani bilgisayarla mı yapmış, karakalem mi yapmış? Anlaşılmıyor burada. Evet, ama bir emek var burada. Evet. Güzel, gayet güzel yapmış. Teşekkür ediyoruz. Emrah kardeşimiz. Burada adı yazıyor. Yamuk olduğu için okuyamadım. Emrah. Emrah. Evet. Hocam fotoğrafta, bir şey, Emrah. Fotoğrafta bir şey fark ettin mi? Neymiş? Gözlük sanki biraz rol çalıyor. Değil mi? Evet. Ama değil o mi? Bizim alamet-i farkımız. Evet, gözlük rol çalmış ama güzel olmuş. Güzel eline olmuş. Sağlık. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Emrah kardeşimize. Evet. Evet. Abi sen geçen hafta... Hocam pardon. Sevgili Kerem Kerimoğlu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet, Kerem Kerimoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Kendisi de bize güzel böyle iç ısıtıcı... Yeni yıl münasebetiyle hediyeler göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel içecekler yollamış kendisine. Sinop'tan henüz Erfelek Kestanesi'nden tık yok. Mevsimi bitti. Evet, Manisa'dan yok. Yurdun belirli yörelerinden hani buraya yine bir iki çuval kestane geldi ya da Aydın onu hacıladı mı diye de kıllanmadım. Yok hocam yani. Geçen hafta siz... Evet. Benim sanatımla ilgili... Dikkat edin hocam, belinizi sakatlayacaksınız. Vay 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 vay. Evet. Bu sizin eseriniz mi? Siz dediniz ki, ben dedim ki mermerden yapıyorum. Ben mermer oymacısıyım. Dediniz. Mermer sanatkarıyım, heykel tıraşıyım dediğimde siz falan böyle yarım ağız... Öyle demedim. Dalga... Hayır, dedim ki Marmara Adası'nda mermer ocağınız olduğunu biliyorum. Ama mermer sanatı üstüne bu kadar büyük... Küçük heykeli çekebilir miyiz onu rahat? Tabii, tabii. Tamam, çekelim, buyurun. Tabii. Biraz bize doğru gelir. Evet. Şöyle koyayım. Yeter, fazla da şey yapmayalım. Nasıl abi? Bu sadece, evet, sakal. Bu sadece kafası değil, hafif gövdesi de var. Bir saniye hocam, bir görelim. Bırak abi, elleme abi. Daha bunun ince işi var. Daha cemi yaptım, yapayım dedim. Yani öyle başladı. Niyet olarak öyleydi. Biliyorsun biz böyle ince ince çalışırız. Makineyle çalışmam ben. Bu şimdi malzemesi ne? Bu mermer. Afyon mermeri bu. Mermere neyle çalışıyorsunuz? Kırmızı mermere neyle çalışıyorsunuz? Yan keskiyle. Anlıyorum. Ya keskiyle çalışıyorum. Neyle çalışacağım? Tık 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 çekişle başladım. İlk önce Cem Yılmaz diye başlamıştım. Sonra dayıma baktım, dayıma benziyor. Mehmet abiye benziyor. He, dayıma benzeyince dayımı hadi bari yapayım dedim. Dayı da olmadı. Dayı da mermeri çıtlatınca mecburen bazı yerde atar öyle. Atınca bu başka bir şeye çevirmen lazım. Doğru. Çevire çevire bir arkadaş birisine yani herhalde bir tanı daha benziyordu. Peki bir çevirseniz de biz de şunun bir gül cemalini görsek, baksak kime benziyor diye. Bakıyorum. Tamam hocam, Cem Yılmaz işte bu. Ya işte. Evet. Cem Yılmaz yapamayız. Yani yapmaktan vazgeçtiğim halde Cem Yılmaz yapmışım. Bir saniye hocam, biraz daha yakından bakayım. Gözün tak.
Evet, bayağı Cem Yılmaz. Nasıl işçilik? Müthiş. Müthiş. Kim yapmışsa eline sağlık. Yani gerçekten güzel işçilik. Abi şunu şurada görüyorsun. Dünya gözüyle, iki gözünle bunu evet. görüyorsun. Hala kim yaptığıyla mı diyorsun ya? Onun dışında başka şeyler de düşünüyorum. Ne? Bunun bir kere mermer olmadığını görüyorum bu eserin. Sizin sen tarafınızdan yapıldığı da... Bir dakika abi. Şüpheliyim. Bir yanılgıyı hemen düzeltelim. Evet. Siz şimdi mesela mermer bir heykel gördüğünüz zaman onun ham halini görürsünüz. Beyaz olarak görürsünüz değil mi? Aslında hı-hı. o ta Romalılar zamanında mermer boyanır. Hı-hı. Mermer boyanır ve zamanla yüzyıllar içerisinde, yıllar içerisinde boyası döküldüğü için ham hali kalır. Büyük bir bu yalan. Bu da şimdi yaklaşık 200 yıl sonra... Evet. Bu boyası döküldüğü zaman ham bir mermer olarak kalacak. Sevgili Can Yılmaz, mermer boyanmaz. Boyanır. Boyanmaz. Mermer zaten kendiliğinden doğal rengi vardı. Sen mermerin üstüne dur bir de şunu kırmızı yapalım. Şunu bir de mavi arkadaşlar, yapalım. Böyle bir lütfen, şey lütfen Google'dan bakalım. Tamam. Romalılar zamanında mermer. Ki Romalılar zamanında yapılan heykeller boyanıyor muydu? Evet. Boyanmıyor muydu? Sonra yıllar içerisinde boyası dökülen heykeller biz şimdi gördüğümüz mermer ham halini görüyoruz. Bir bakın. Evet abi. Kaldırırım bunu. Tamamsa. Ne yani, diyorsun? Yani şüpheler bu şimdi mermer değil mi abi? Değil abi. Değil hocam. Ne? Mermer değil hocam. Mermer değil abi. Mermer değil hocam. Biraz pirinç gibi duruyor ama. Yok pirinç de değil sakal yani. Yok bakalit. Ya yani bak bir kaldırabilir miyim müsaade eder misin? Tamam kaldır. Abi oyunculuk yapmana gerek yok. Tamam. Evet. Bu mermer değil hocam. Abici mermer. Mika. İçi boş. İçini ben boşaltıyorum taşıması kolay. Mermerin içini de tabii. boşaltabilecek bir yeteneğim var yani. Tabii abicim mermeri boşalt. Belli bir seviyeye abi. Kadar etrafından böyle oya oya. Orayı böyle boşaltırsın. Böylece hafifler. Bravo. Ben bunu... Evet. Arkadaşlar. Satışa koyuyor muyuz bunu? Hayır yere? Satışa koymuyorum ama gördüğünüz gibi mermer... Ben aslında bunu kaydettim. Hı. Ama CD'yi atmıştım, CD'yi bulamadım evde. Anladım. Nasıl yaptığımı Bu kaç saatlik bir çalışma biliyor musun abi? 20 kış... dakika. CD'yi kullanmıyor. Kış. 20 dakika hocam. Kış koşullarıyla gelemedim ya. Evet. Tam 93 saat harcadım buna. Buna? Evet. Yemek bile yemedim. Saatte. Evet. Hiç yemek yemeden bu eseri ürettiniz hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hocam rol çalmasın oradan. Yok. Ha. Abi. Evet. Masayı devirmesin ağırlıkta. Hiçbir şey olmaz. Hocam bak. İstiyorsan sana hediye edeyim. Al sakal sana hediye edebilirim. Yok teşekkür ver 500 lira al. Sağ olun hocam. Nasıl hediye? Adama doğum günü hediyesi olarak da bunu mu vereceksin? Ver 500 lira al diyorsun. Kafamdaki bunun için çevirdiğim, düşündüğüm rakam 10 bin lira. 500 liraya verdiğim zaman 9500 liralık bir hediye vermiş olur. Sakal da onu satacak ve böylece... Ne yaparsan koyar. Let's go bir şeye koyar. Sakal bulur bir yer bulur yani. Aynı gün koymaz ama en azından. Anlıyorum. Biraz bekletelim hocam. Biraz bekletelim. Anlıyorum. Hocam evet abi sakalın doğum günü ve sakalın genel durumuyla ilgili konuştuk. Konuştuk, bitirdik. Bitirdim. Hocam bak doğum günü kutlu. Kaç yaş kaç oldu abi? 38. Hayırlı olsun. 38. Sen 38 yaşını hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum hocam. Yani böyle çok yakın bir gelecek mi senin için yoksa oho mu? Hiç oho değil, çok yakın bir gelecek. Kaç sene evvel gibi değil mi? Evet, evet. Sakal da öyle olacak. 60 yaşına geldiği zaman evet. inşallah. Ulan vay be, 38. yaşımda Can abi, Zafer abi vardı. Biz onlarla beraber kutladık diyecek. Evet, en azından ama sakalın şöyle bir şey olacak. YouTube'u açacak. İzleyecek. Ve bu anı yaşayacak. Sen yaşayacak. Mesela 38 yaşında yaptığın herhangi bir şeyle ilgili bir kayıt var mı? Var. Ne var? Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün arşivinde oynamış olduğum oyunlardan görüntüler var. Evet. Senin? Var. Ne oldu? Bir düğünde oynuyordum. Sen? Evet. Ben senin herhangi bir düğünde oynayabileceğine evet. ihtimal vermiyorum hocam. Oynuyor muydun hakikaten? Yok be abiciğim ne oyunu? Hiç oynamadın mı düğünde? Yok böyle bana? Zaten kayıt varsa tamamdır. Hocam peki. Şimdi bak. Yine dönüp dolaşıyoruz. Aynı şeye geliyoruz. Bana diyorsun aynı şeye abi gelmesin. Hep aynı adamlara kafayı takıyorsun. Evet. Şimdi senin bu arkadaşın İlhan'la sen mi konuşacaksın ben mi konuşacağım? İlhan Musk'la. Bırak, bak, artık İlhan hakikaten akıllı ol. Bak adamın... bu işin boku çıkıyor hocam. Gerçekten abi, yani. Vallahi şu adamın yakasından düş. Hocam adamın yakasından düşmüyor. Anası babası bu kadar konuşmuyor. Anası babası ya. Konuşur mu? Devam et İlhan dedikleri için bunlar başımıza geliyor. İlhan ne bak ya? Akıllı ol. İlhan bak kendine gel.
Robot üretiyormuş hocam. 1.72 boyunda. 56 kilo ağırlığında. Bundan sonra insan gücünün gerektiği yerlerde ben bunları kullanacağım. Tamam, ne var gelecek bunda? Artık bunun üstüne kuruldu diyor. Ne var bunda? İşte İnsan gücünün değil abi. İnsanların... Olmadı. Ya, hayır, hayır. Abi habere eksik okuyorsun bak. Sadece ilk paragrafı okuyorsun. Hemen savunur bak. İkinci paragrafı okuduğun zaman... ikinci paragrafı zenginlerin okudu. Savunucusu Can Yılmaz konuşuyor. Buyurun. İkinci paragrafı okuduğun zaman haberlerde sen manşeti, sür manşeti... Biz sür manşetleriz. Tabii kadar. İçini okumuyoruz hiç. Evet. Sür manşeti okuyorsun. Altını da bir paragraf okuyorsun. İkinci paragrafa geçmiyorsun. İkinci paragrafta diyor ki adam... Evet. İnsanların, insanları tehlikeye atan işlerde kullanılmak üzere diyor. Mesela bir lav var. Evet. Yanardağ lavından şey alınacak. Numune alınacak. Numune alınacak. Evet. Sen gitmiyorsun, robotu gönderiyorsun. İşte o numuneyi alan herif, onu yanardağ lavından o numuneyi aldığı zaman 12.500 euro para kazanıyor herif. Adam diyor ki biz taş mı yiyeceğiz İlhan? Adamın da işi bu. İki tane, üç tane yanardağ lavına soksunlar ki biz de lavanımızı alalım. Öyle değil mi sakal? Sen şimdi onun yerine İlhan... Abi ama bak kendi çalışanları bile İlhan abi ayıp oluyor. Tamam yapmasın abi. Biz taş mı yiyeceğiz? Tamam yapmasın. Bundan vazgeçelim. Peki araba fabrikalarında 10 yıllar boyu belki 50 yıldır neredeyse robotlar çalışıyor biliyorsun. Çalışıyor ama. Çoğu işi robotlar yapıyor. Ne olacak şimdi? Hocam işi devamlı robotlara yaptırırsan insanlar nerede çalışacaklar? Nereden ekmek yiyecekler? Bütün dünyada işsizlik denen bir olay var. Evet. Ben her şeyi robotlara yaptırıyorum. Biz ne yapacağız peki? Her şeyi yapamaz abi robot. Çok şeyi yapar. Çok şeyi yapabilir ama her şeyi de yapamaz. Abi benzin istasyonunun başında durur. Normalde benzin istasyonu zaten benzin istasyonlarında o da yok. Evet, pompayı basıyorsun. Amerika'da pompacı var mı? Yok. Kart takıyorsun, Almanya'da devam ediyorsun. Yok. Evet. Yok, bizde var bir tek o. Evet. Tamam abi, Elon yapma kardeşim. Evet. Yap. Tamam abi. Hocam bak. Ben savunucusu falan değilim. Milyonların gözünün önünde de söyledim. Yapma dedim. Bir konuda daha uyar, bir konuda daha uyar. Evet. Bak, şu ana kadar uzay boşluğunda binlerce uydu fırlatmış. 5 günde bir tane fırlatıyor. Tamam. Adamın hobisi abi. Hobi, hocam hobi. Bak yalarlar öyle hobiyi affedersin ama şimdi bu yakın bir gelecekte hedeflediği 40-42 bin arası insanlığın haberleşebilmesi için bütün dünyanın etrafında hiç kesintisiz internet erişimini sağlayabilmek için özel bir operasyon yapıyorum diyor. Bir dakika. Bak çok güzel bir yer ettim Asettin. Buyurun. Hiç kesintisiz internet sağlayabilmek için. Yani evet. Sahra çölünde de, Gobi çölünde de, evet. Atlas Okyanusu'nun ortasında da internete ulaşabileceğim bir şey sağlıyor adam. Sevgili Can Yılmaz ben sana Sakal'a, Ozi'ye, inanması Sokrates denen nabekara hepinize bütün dünyada sınırsız internete erişebilme hakkı tanıdın mı? Tanıdım. Canım sıkıldı. Dık bloke ettim abi. Evet. Kesildi internet. Tamam sen de gelirlerinden olursun. Onu abi bedava... Bütün dünyada kesti adam iletişimi diyorum. Bu ne diyor ya? Bedava peynir sadece far kapanında olur. Lafımı evet. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. 10 programda bir söylerim. Evet. Zaten onun karşılığında mutlaka bir şey. Google bedava mı sana her bilgiyi veriyor? Yok. Bu da tabii ki para kazanacak. Kestiği zaman da bu gelirden olur. Niye kesin? Bilmiyorum ben senin bu ilhamdan kılınıyorum. Tamam abi ilham. Hiç bak haz etmediğin tamam, işlere giriyor. Bana. Lütfen. Selim ilham. Akıllı. Yollama. Uydu yollama. Yeter. Yeter. Bu kadar yeter bize. Ha geçenlerde kanun çıktı. Bir tane böyle hızımız vaat edilen hız değilse paramızı geri alıyoruz falan diye. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir şey yok ya. Nasıl abi diyor ki çıktı? Mesela internet şirketi diyor ki ben sana bilmem ne deniyor onun şeyine. Şu an şirkette kullandığımız internetin öyle bir şeyi var. Söyle ya, şeyini yani. Söyle mesela. Ev için söyle. Ev için neyi söyleyeyim? Hız ne deniyor? Onun adı neydi? 100 megabit, 50 megabit. Diyor ki sana 100 megabit vereceğim sana diyor. Sen anladım. De diyorsun ki tamam 100 megabit sözleşme imzalıyorsun. 48 aylığına bağlanıyorsun şirkete. Güzel. Eve bir geliyorsun bir ölçüm yapıyorsun 3. Baba hani 100'dü. Bu ne? O ne? Ya çaktım ona. 100 işte. Ama parayı aldın yüzlük veriyorum baba, diye. Evet. La ilahe illahe 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 montuya geliyor. Ya bir kere o kanunu mümkün değil. Ha diyor ki 100 megabit. Tamam şimdi, dar. Şimdi kanun çıkmış. Evet. 100 megabit mi vaat etti? Evet. 99 olursa sözleşmeni iptal edebilirsin diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 aldığını vereceğini icra edip de 100 veren var mı? Ya da taahhüt verip iptal ettirebilen ödemeden. Yok. Yok. Şimdi bir bazı iptal edilmeyen şeyler söyleriz reklama girer. Yani, evet. Yani sülalenindeki en küçük vatandaşın şeyin kimlik fotokopisiyle en yaşlı adamın fotokopisini gönderiyorsun nüfus kağıdının noterden onayla. Hı hı. Öyle belki şey yapıyorlar. Bir de biraz cayma bedeli ödüyorsun. Cayma bedeli de var. Cayma bedeli hep var. Öyle mi? Hı.
İşte bunda cayma bedeline gerek yok. Diyor ki 100 megabit vaat ettin ya, 85 benim evde. Cayıyorum dediğin zaman peki abi diyecekmiş. Benim meşhur bir lafım vardır abi. Nedir abi? Bu kadar. Bu mu? Çok şey anlattık o. Özellikle tonlaması. Tonlama. O sadece hıhıdır ama tonlamalarla ona değişik anlamlar verebilirsin yani. Versene hocam birkaç tane. Ver, bir tane verdi. Şimdi yeter. Her programda bir tane verelim. Bir tane de bir yolluk be. Bir yolluk. Evet Zafer abi. Buyurun. Demin oraya geldin. Yine hani merhaba çocuklar. Heyecan evet. içinde geldin. Evet. Yine Rasim seni aradı. Herhalde her büyük zaman. İhtimalle Rasim'e ben gidiyorum beni oradan ara diyorsun. Tabii. Çünkü sen kapıdan ne zaman girsen Bursa'dan Rasim abi seni arıyor. Ya takip cihazı var. Mesela takside aramıyor, metrobüste aramıyor, yolda aramıyor, hiç. Kapının önünde aramıyor. Hiçbir aşamada aramıyor. Tam merhaba diyorsun. Rasim arıyor. Rasim arıyor. Niye? Bilmiyorum acaba hocam. Telekineziyle. Var ama Rasim'de öyle bir güç var öyle hocam. Mi? Var. Yani uzaktan baktığı zaman bir insanın böyle check-up'ını yapabiliyor hemen. Bana mesela pırlanta gibi adamsın demiş. Dedi. Evet. Biraz ufak tefek huysuzlukları var ama dedi. Çok iyi adam dedi canım. Ufak tefek. Evet abi biraz hüzünlü şeylerden bahsedelim. Mecburen bu hafta Fatma Girik vefat etti. Allah rahmet eylesin. Koronaya bağlı organ yetmezliği diye açıklandı. Evet. Geçen hafta evet. Uğur Mumcu'yu unuttuk. Uğur Mumcu. Evet, Uğur Mumcu'yu unuttuk. Gaffar Okan'ı unuttuk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hepsine. Sen Fatma ablayla çalışmıştın. Ya. Allah mekanı canlı bize, yani böyle canlı kanlı gördüğün. Evet. Büyük adam. Büyük insandı. Belediye başkanlığı yapmıştı hatırlarsın Şişli abi. Şişli belediye başkanıydı. Belediye, bayağı böyle bir estiriyordu. Estiriyordu ama çok iyi belediye başkanıydı. Evet. Yani Şişli'de güzel mesela işler çok yaptı. Alakasız gibi görmüşsün ama dünyada da öyle örnekleri var. Arnold vali olmuştu mesela. Evet ama tabii Arnold'un valiliğiyle Fatma ablanın belediye başkanlığı başka bir şeydi yani. Çünkü Fatma abla daha halka yakın, hep halkın içinde olan. Elini kolunu sağlayıp herhangi bir evin kapısını açılıp merhaba tanrı misafiri deyip girebilecek şeyi vardı, saygınlığı vardı Fatma ablanın Türkiye'de. Evet. Tabii bu ölümler aslında bize, yani sana da bana da olabilir. Ertunç Şenkay. Ertunç abinin de resmini koymuyor. Görüntü yönetmeni Ertunç sayısız abi. Ödüllerin sahibi, güzel filmlerin, güzel dizilerin çalıştın yönetmeni. Çalıştın mı sen abi? Çalıştım. Ağır romanda çalıştım. Ha. Onun bir lakabı da Küçük Dev Adam'dır biliyorsun. Yani... Ufak tefek bir boyu vardı ama işte müthiş marifetti. Evet, çok önemli çok görüntü yönetmenlerini yetiştirdi. Hepsinin böyle ilk yani hocalarıydı yani abileriydi. Bazen de böyle sette hocam mahsus mesela sende bir ışık gördü ya. Hani arada bir böyle kaptan direksiyonu sana verir. Al oğlum bir 15-20 kilometre kullan diye. Öyle durumlarda birdenbire çok güvendiği birine bir bahaneyle bırakırdı burayı sen çek diye. Mesela o çok yüce bir davranış. Evet. Kamerayı bırakıp gitmek yani. Tabii. Yani benim başım çok ağrıdı ya. Can gel oğlum şu sahneyi sen sana çek falan diye. Sana da bir manada öğretiyor. Tabii hem de işi sana öğretiyor aynı zamanda. Bazı arkadaşlar da arkamdan çekilin falan. O, yani bir dur ya. İşte yani öyle estirenler de var tabii. Evet, var abi insanlar çeşit çeşit. Var. Huy huy. Şimdi Ertunç gibi adamlar hocam toplumda bunlar çınar ağacı gibi yukarıya doğru kök veren adamlar. Tamam mı? Yani yanında yetişebileceğine yetenekli olduğuna inandığı insanlara el verip onları yukarıya doğru çekmeye çalışan hatta ulan mümkünse beni geçsin diyen yüce gönüllü adamlar. Zaten başka. Ustalık öyle bir şeydir. Ustalık abi. Öyle bir şeydir. Aynı seviyede kaldıktan sonra evet. Bir şey yok ki. Geçerse. O senin dediğin arkamdan çekilin diyen o köküne doğru büyüyen ağaçtır. Kendinden başka kimseye hayır olmaz öyle adamların. Ertunç da bu anlamda çok kıymetli biriydi. Allah rahmet eylesin. Çok, Allah rahmet eylesin. Çok komik adamdı ya bir kere. Ben tanışmadım bilmiyorum. Evet, Levent İntepe sevgili dostumuz. Evet, sesçi. Onlar Levent çok kardeşimiz. Türk sinemasının sesçisi Levent İntepe'nin arkadaşıdır. Evet, bugün beni gördü yine günah çıkardı. Dedim Levent'im dedim. Levent İntepe. Cenazede. Evet, yani cenazede bile koluma girip canım abim yanlış anladım. Ne oluyor? Ne oldu? Yapmış olduğumuz dizide bazı ufak tefek çapaklar oluyor ya hocam. Hani diyorlar ki mesela Zafer abi 3. bölümde 2 tane yer var. Oraya böyle bir yakan mikrofonu hış hış yapmış. Orayı bir daha alır mıyız falan. Evet. Hani bir olur, iki olur. Böyle devamlı çağrılınca bana günah çıkarma ihtiyacı hissetti. Aynen. Çünkü ben dedim ki Levent'ciğim biz böyle önceden çekmiş olduğumuz her şeyi gidip orada yeniden dublajını yapacaksak niye bunu sesli çektik dedim. Tünele giriyorum abi dedi. Sen de biraz abartıyorsun. Sadece iki defa gittin. Geliyorlar dedin o kadar. Yani. Geliyorum. Buradan boncuk boncuk terler döküldü hocam. Dublajda şeysin, zayıfsın herhalde. Hocam dublaj... Dublajda ben çok iyiyimdi.
Kendi dublajında mı, başkalarında mı? Başkası değil, kendimi konuşurum hep. Öyle mi? Hı. Sen İsmail İnce Karan'ın ilk dublajını biliyor musun? Yok. Ama sen bir şey söylüyordun. İşte dublajı hı, diyecektim. Hı. İsmail İnce Karan'ın ilk dublajını biliyor musun? Yok. İsmail abinin de resmini koy buraya, onu da burada sevgiyle hatırlayalım. Ellerinden öpereyim İsmail abi. Kutlar Vadisi'nde İplikçi Nedim. İplikçi Nedim ama devlet tiyatrolarının çok kıymetli bir oyuncusuydu İsmail abi ve dünya tatlısıdır. Hayatında bu iş dublaj yapmamış. Ondan sonra TRT'nin dublaj yönetmenlerine sevgili Nüvit Özdoğru abim de bunu ilk dublajına çağırmış. Çok acayip sesti. Ha, demiş ki İsmail gel demiş ilk dublajına başla. Şimdi o devirde böyle daha şeydi ya hoca, mikrofon sayıları az. Mesela başrol konuşan kadınla başrol konuşan erkekte birer mikrofon. Diğer rolleri konuşanlar böyle mikrofonla... 15 kişi tek mikrofonla. Tek mikrofonda yani konuşurlar. Lafı gelene yol verirsin. Evet. Buyurun beyefendi. Arkası yaranlardan falan öyle. Onun gibi yaparlar ki kesilmeden aksın gitsin. Çünkü orada o zamanlar böyle hece hece almak malmak çok zor işte. Yani sıçtın mı baş almıyordu çünkü. Evet. Ondan sonra İsmail de orada bekliyor koltukta sırasını. Bir Amerikan filmi. Kuzey-Güney Savaşları var abi. Peki bir şey sorabilir miyim abi? Buyur. Niye İsmail seslendiriyor? Hayatında ilk defa dublaja başlıyor. Ha başlıyor ha. Tamam. Kendini konuşmuyor. Tamam. Yani ne olursa. Ha, çünkü dublaj sektörüne gidiyorsun ya. O gün işte 4 tane stüdyo var. Hepsinde 3 tane film konuşuluyor. Burada mesela muhterem mi? Ya da Emir ya diyorsun. Öbür tarafa giriyorsun. Bana bak George diyorsun. Tamam. Böyle Kuzey bir sektör. Kuzey-Güney Savaşı. Kuzey-Güney Savaşı. İsmail'e de diyorlar ki sen de diyorlar. Kuzey-Güney Savaşı'nda bir tane asker var onu oynayacaksın diyorlar. İsmail diyor ki teksti görebilir miyim? Tekste gerek yok. Zaten adam 3 tane ateş diyor. Evet. O kadar yani. Ulan 3 tane ateş de söyle bunun için tekste ne gerek var diyorlar. Evet. Tamam diyor. Yani bir yerde ateş, bir yerde daha ateş, bir yerde daha ateş. Ondan sonra İsmail de gidiyor işte koltuklarda bekliyor sırasını. Dublaj başlıyor. Bir de çatır çatır konuşuyorlar. 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa. Bunun sırası geliyor. Dublajı durduruyorlar. İsmail Bey gel diyorlar. Bunun adamını gösteriyorlar. Adam da siperde böyle yatıyor tamam mı adam? Diyorlar ki bu konuştuğu zaman 3 tane ateş çakacaksın buraya. Diyorlar. Tamam diyorlar. Kayıt akıyor. Tam İsmail abinin adama sıra geliyor. Kamera böyle geliyor. Sipere doğru böyle eğiliyor. Adamın da elinde böyle tüfek var. Kafayı koymuş. Mırıldanıyor herif. İsmail abi de ona dudak oturtuyor. Ateş. Ateş. Ateş diyor. Adam siperden bir kalkıyor. Fire! 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 Diye dublajı ara veriyorlar. Çok iyiymiş. İlk dublajı evet, diyor. Sevgili dostum. Hayır abinin. Uzun bir süre dublaj yapmamıştım. Tabii. Dublaj sektöründe çok enteresan adamlar vardı. Orhan Alkan abimiz vardı mesela rahmetli. Bilmeyecektim ama dayanamadım ya. Bak, Orhan abi de... Orhan Alkan vardı rahmetli. O da dublaj sektörünün böyle eskilerinden de Allah rahmet eylesin. Ona da diyorlar ki abi diyorlar bir Brezilya dizisi geldi. 485 bölüm. Uf. Tamam mı? 485 bölümden o şimdi hesap ediyor. Lan birinci bölüm kaşesi buysa çarpı 485 hemen bir hesap kitap yapıyor. Parayı 2 ay sonra alsam Yunan adalarına tatile giderim. Şunu yaparım bunu yaparım. Kendine göre bir plan program yapıyor. Ertesi gün sabah kadroyu kurmuşlar. Başlayacaklar şeye. Dublaja başlayacaklar. Bu da çiftliğin kahyası Juanito'yu oynuyor. Tamam mı? Ondan sonra millet konuşuyor falan filan. Başlıyor dizi. Bunun adamı, bu da dublaja gelirken arkadaşlar hayırlı olsun diye baklavalar, tatlılar, maklılar, yönetmeni, arkadaşlar Allah utandırmasın, Allah nazarlardan korusun. Yiyorlar, içiyorlar, başlıyorlar dublaja. Bunun adama sıra geliyor. Juanito'ya gel diyorlar falan. Senin Juanito'yu konuşacaksın. Tık tık kapıyı çalıyor. Bunun adam geliyor tamam mı? Girebilir miyim? Gel. Juanito direkt içeriye giriyor. Beni emretmişsiniz efendim diyor herif. Üf diye bunu vuruyor. Görüyor. Koşun, tutun, tutun. Akıyor tekst. Bir bakıyor ki mezarlıktan açıldı. Ya benim adam öldü diyor. Diyorlar ki abi yazık her fani, her fani ölümlüdür. Yani niye bu kadar bozuluyorsun? Halbuki ona kötü bir şaka yapmışlar tamam mı? Asıl rolü o değil yani ama yüreğine inmiş. Sadece buyurun efendim için adam alınmaz yani. Ya yüreğine inmiş. Ya sadece buyurun efendim için adam alınır da
Ozan dedi ki, oradan biri konuşur mu? Ozan dedi ki 485 bölüm oynayacak ya adam. Oynamış mı peki? Sonra başka rol vermişler canım o. Ama 485 şakası. Oynamış. Oynamış tabii. Yani dublajda eskiden de çok para yoktu. Şu anda da galiba o kadar çok para yok. Dublajın en büyük avantajı parayı peşin alıyorlar. Hayır. Dublaj sektöründe parayı peşin almıyorlar. Öyle mi? Benim bildiğim dublaj sektöründe hep parayı sonradan alıyorlar. Reklam sektörü ayrı. Reklam teaser'ı konuşursun, radyo teaser'ı konuşursun, anlaşırsın. Dersin ki aga ben bu teaser'ı konuşurum ama şu kadar para isterim ve şu zaman isterim dersin. Evet. Onunla anlaşırsın ama... Ama bir sessen yani. Ha yani ama dublaj sektörü öyle bir şey değil. Orada hep böyle içeriden alacaklı olarak... 50 gün geriden. Hayatını devam ettirirsin. Rahmetli Nur Bey'in biliyorsun o şeyi. Evet, yavrum tabildotta ne var? Ben kimi konuşacağım? Abi diyorlar guguk kuşu. Siz de Jack Nicholson'ı konuşacaksınız. Vay be! O yavşak oynamış $200 milyon almış. Ben de burada 250 liraya onu kurtaracağım. Ulan helal olsun. Kurtaracağım. Abi kurtarma yok ortada. Jack Nicholson zaten oynamış. Ama şu gerçeği de söyleyeyim. Bak dublaj sektöründe Türkiye çok iyi. İyiydi. Yine çok iyi. Hala iyi mi? Eskiden öyle bir şey vardı. Yani dublaj sektöründe Türkiye çok iyi. Yani şu anlamda çok iyi. Özellikle devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarının şeyinden geçen arkadaşların diksiyonları çok daha iyi olduğu için çok daha duruma hakimler. Ama ben de bazen böyle dublajlı şeylerde saçma sapan tonlamalar. Mesela lamba, lakin. Anladın mı şimdi? Ne oldu abi? Türkçe'de şapka kalktı diye söylerken kaldırmıyoruz ki. Yine kahya diyoruz. Orada kahya yazıyor diye kahya deme bari. Evet. Yani öyle o ufak dublaj yönetmeninin problemi aslında. Uyarması lazım. Esas bu işi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Ve radyoda ve TRT'de o zaman dublajlar başlamıştı. Devlet tiyatrolarının bütün ağır topları orada konuşuyordu abi. Evet. Çatır çatır çok güzel dublaj yapıyorlardı. Ama bizde hep kişisel yeteneğe bağlı. Mesela Almanya'da Tom Cruise'u konuşan aktör, dublajını yapan adam Tom Cruise'u konuşmadan önce çok fazla süzgeçten geçiyor. 5 tane adam buluyorlar. O mu konuşsun, bu mu konuşsun, şu mu konuşsun. Herkesle test yapıyorlar, deniyorlar. En son Amerika'daki filmin yapımcısının aklı hangisine yatıyorsa tamam bu olsun diyor. Sen dublajın yönetmeniyle en az 15 gün, bir ay çalışıyorsun. Çalıştıktan sonra Tom Cruise'u konuşuyorsun. Teşekkürler senior deyip senin cebine $25,000 ya da €25,000 para koyuyorlar. Tom Cruise'u konuştun diye. Bizde 400 liraya bağla var mı lan öyle şey. Evet abi şimdi yani dublaj sektöründeki arkadaşların burada hakkını savunmakta yani bir beis yok. Onun için Türkiye'de dublaj ucuz yapılıyor maddi anlamda. Bazı ülkelerde de denk geldiysen böyle tek adam konuşur. Bütün filmi tek adam konuşur. Azerbaycan TV'de öyledir. Öyle miydi Azerbaycan? Evet. Ben Arnavutluk'ta öyle zannediyordum. Bir yerde daha bir Avrupa ülkesinde de bütün her şeyi bir adam konuşuyor. Azeri televizyonunda da kadın rollerini bir kadın konuşuyor. Değil mi? Erkek rollerinde bir tane bir erkek konuşuyordu. Bir tane filme denk geldi. Şey. Kadın erkek fark etmiyor. Hepsini tek adam konuşuyor. O iyice cılız prodüksiyon. Ama altta İngilizce altyazısı var tabii. Var. Tabii o anlamda mesela Azerbaycanlı kardeşlerimiz İngilizceyi falan çok çabuk öğreniyorlar, hızlı öğreniyorlar yani. Abi o konu memlekette bir yaradır, onu açmayalım bence. Yani dil kursları, bilmem neler, şunlar bunlar, 12 yıl mesela ilkokuldan başlıyorsun, 12 yıl falan İngilizce öğreniyorsun tırnak içinde. Gene de yes it is a yellow seviyesinde. Abi 55 kişi toplu halde yabancı dil mi öğreniyor Allah aşkına? 55 kişi toplu halde yabancı dil öğreniyorduk biz ortaokulda. Ben adam tahtaya yazıyordu one... One, two, evet, two. Onu konuşmuştuk ya. Evet. Bizim lisede 105 kişiydi. Tabii. Bahçelievler Lisesi'nde. Yellow. Window. Ya lisede ne window'u ne yellow'u. Biz orada daha başka şeyler konuşmamız lazım. Biz hala yellow'dayız ya. Çok eski usul bir öğretim yöntemi. Öyle bir şey yok. Şimdi çocuklara... Öğretmeme üzerine. Ha, şimdi çocuklar öyle değil abi. Daha çocuk yani anaokulundayken oyunlarla... Ve çocuğun zekasını geliştirecek yöntemlerle bir anda çok çabuk yabancı dil öğretiyorlar. Bir de şey bu sosyal medya, YouTube falan çocukları çok geliştirdi. YouTube'da İngilizce çocuk şeyleri falan seyrede o ilk başta çocuğun bilmesi gereken şeylerin çoğunu zaten pratikte kapmış oluyorlar. Yani. Bir de hocam beyin tabii yeni ya. Tazecik. Bant pırıl pırıl ne varsa kaydediyor ondan sonra. Şimdi bize söylesen biz hala yellow. Konuşamama baskısı da var. Konuşamama baskısı var, utangaçlık var. Bizde utangaçlık halkımızda var. Öyle bir şey var. Ya ayıp olur şimdi.
bir şey derim, ters bir şey. Ya ne diyebilirsin ki? Öbür ama turist buraya gelir şiş kebap falan diyor. Hiç demiyor ki ya utanırım ben kebap diyemem. Abi şimdi turistin Türkiye'ye geldiği zaman... Abi sen turistsin. Bir sorun yok yani. Mesela İngiltere'ye gittin. Sen turist olduğu için adam senden kraliçenin tarzında konuşmanı zaten beklemez ki. Doğru. Nereye turistsin gidiyorsun? Sen. Ne evet. istiyorsun? Onu sorarsın. Türkiye bitti. Evet abi siz. Adam da doğru söylüyorsun. Sen de oturup felsefe konuşacak hali yok yani. Ya oralı felsefe zaten konuşamayız da oralara geç. Ben bir kere hoca Paris'te bir taksi şoförüne bindim. Arabasına çocuk Tunuslu çıktı. Adam arabada Yıldız Tilbe'nin bütün şarkılarını ve Berdan Mardini'nin şarkılarını Türkçe söylüyordu. Tunuslu. Tunuslu. Hmm. Şimdi buradan görüyorum, tamam mı? Arkada oturuyorum. Ulan dedim, bir baktım Berdan Mardini söylüyor. Aa, Yıldız Tilbe bir tane CD yaptırmış kendine. Ve Türkçe şarkıları söylüyor. Dedim yani acaba Türk kökenli yani. Babası belki Türk ya da anası. Türk müsün dedim. Hayır Tunusluyum dedi. Bu şarkıları nereden biliyorsun dedim. Çok seviyorum dedi. E dedim sözleri dinleye ezberledim dedi. Anlamını biliyor musun? Yok hayır dedi. Ama pırıl pırıl Türkçe'yi ezberlemiş öyle söylüyor. Çatır çatır söylüyor. Şarkıyı söylüyor anlamına. Şarkıyı söylüyor. Bakar bir ara internetten. Hocam hangi dili mesela sular seller gibi öğrenmek isterdin? Farsça. Farsça mı? Hmm. Öğrenebilirsin Farsça. Bir ara denedim. Çok zengin bir dil. Belli bir seviyeye kadar geldim. Yani. Öğrenmedin. Hangi seviyeye kadar? Belli bir seviyeye kadar. Anlıyorum. Yani o seviyeden sonra sana devam yani, etme dediler. Tahran'a gidebilirim. Güzel. Tahran'dan, havaalanından geçip otele gidebilirim. Otelden sonra çıkıp çarşıda gezebilirim. O kadar. Güzel. Yeter. Yeter. Zaten. Daha ne yapacağım yani? Yeter tabii. Yine başbakanlığa aday olacak halim yok bu Farsçayla. Severim yani Farsçayı. Ben de Çince'yi öğrenmek isterdim. Ha, Çince biraz var. Tabii. Yani alfabesi mesela enteresan değil mi hocam? Onu öğrenmek falan. Yani onda bir de birkaç tane alfabe var. Alfabe var Çin'de. Yani bir bildiğimiz alfabe... Bir de daha böyle eski alfabe geleneksel. Falan filan geleneksel alfabe. Biz de ortadan bir alfabeyle idare ederiz bu hocam. Ne olacak? Kimseyi şeyi, incitmeden he? Ya Farsça da tabii Arap harfleriyle yazıldığı için zor tabii daha. Evet. Biz şeyin zaten okumasından vazgeçtik de Çince de zor. Aa sana şey diyecektim. Yıllar önce hocam bugünlerde bir böbrek ameliyatı olmuş. Türkiye'de ilk böbrek nakli. Evet. Tarihini bilmiyorum ama 60'lı yıllar olabilir mi? Olabilir. 60'lı yıllar olabilir. 60'lı 70'li yıllar olabilir. Evet. Ne olmuş? Böbrek nakli olan vatandaş, ilk böbrek nakli olan vatandaş yıllar sonra demiş ki alın lan bu böbreği ben bundan memnun değilim demiş. Nasıl onunla ya? Onunla ilgili bir haber okumuştum da hocam şimdi sana onu söylemek istiyorum. Hah Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde hocam. Evet. Yusuf Özer adlı bir vatandaşa böbrek takmışlar. Tamam. Yusuf demiş ki ben demiş bu böbrekten şikayetçiyim. Çünkü bana akıl hastanesinden birinin böbreğini verdiniz. İlk böbrek takılıyor. Evet. Sen de şimdi bu hastanede evet başhekimisin hocam. Evet. Ben de Yusuf olarak geldim. Sana şikayetimi söyledim. Dedi ki hocam, ya bana ilk böbreği taktınız. Ha. Evet. Bana ilk böbreği taktınız hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Fakat bu bir akıl hastasından alınan böbrekmiş. Evet. Onun için ben bundan şikayetçiyim hocam. Mümkünse bana başka bir böbrek. Tamam kardeş. Evet. Oğlum alıverin Yusuf abi. Yusuf muydu? Yusuf. Yusuf abimizi alın ameliyathaneye. Evet. O takılan böbreği alırım. Ha. O bir tane daha var ya onu da alırım. İkisini de. O aldığımı da birisine takarım. Evet. Bir hayat kurtarırım. Yusuf'a ne oldu? Nasibim maalesef, bu kadar. Kaybettim. Ya ne alakası var ya? Ya böyle bir bahane olur mu abi? Akıl hastasından olur. Alın. Adı ne var yani? Sen yine çok şey bence konuştun. Bence Yusuf kardeşimiz akıl hastasıymış. Şimdi hocam bak. Ne zaman alınmış bilmiyoruz ki. Tarihi bilmiyoruz. 70'li yıllar. Tarihi bilmiyoruz. Ya öyle ama... bir bahane olur mu abi ya? Kimse... Bir dakika. Burada akrabaların işi var burada. Ne diyor akraba? Akrabaların ara bozuculuğu var. Ha. Şimdi Yusuf ne bilsin abi? Kimden Yusuf'u böbrek takıldı? Yusuf'u götürdüler ameliyathaneye. Aha. Hastadan aldılar. Yusuf'a da taktılar. Yusuf ne bilir kimin ne takıldığını. Ayıldıktan sonra akrabalar bunu doldurmuş. Yusuf. Biz araştırdık, öğrendik, o hastaneden evet. alınmış, akıl hastasıymış falan deyince Yusuf da dellenmiştir. Yoksa... Ben şunu anlamıyorum. Sevgili Yusuf, akıl hastanesinden alınmış bir vatandaşın böbreği seni de akıl hastası yapacak diye mi korkuyorsun? Nedir çekildiğin senin? Yusuf'un durumu... Günah demişler. O zaman baştan almayacaksın. Zannetmiyorum, hayır. Hayır, baştan almayacaksın o zaman.
Abi bir de şimdi Yusuf Allah şifa işlerdeyse, işlerde olduysa bu, evet. Hakk'ın rahmetine de kavuşmuş olabilir. Allah rahmet eylesin. Yusuf abimiz. Evet. Ama Yusuf abimiz yanlış yapmış. Ama sen yine çok kibar ve zarif bir başhekimi olarak konuştun. Öbür bebeği de aldım işte ben. Aldın ama ben olsam dedim ki... Açmışken birkaç şey daha alabilirdim. Kornea, morneya kime yani, lazım? Ya bak Yusuf'um, sen şimdi yavrum böbreği buldun, bir de bunun tüysüzünü mü arıyorsun? Arkadaşım akıllı ol. Bak hayatta yaşadığına dua et. Evet. Yani kaç tane insan bu böbrekten şifa bekliyorsa haberin var mı kardeşim derdi. Yani ilk böbreğin takıldığı adamın böyle bir arıza çıkarması da ilginç. Evet, lastik patlatma. Ya sen tarihi bir olay oluyor. Tarihe geçiyorsun ve böyle geçiyorsun. Evet. Ne yapmış peki? Savcılığa başvurmuş. Yusuf. Kaşınmış. Yusuf abi büyüğümsün. Belli ki büyüğümsün. Yani 70'lerde olmuş. Tabii. Ayıp etmişsin. Bak tıpla ilgili başka bir şey daha yine demin söyleyecektim yine konuyu oldu bittiye getirdin. Ne oldu? Senin bu arkadaşın İlhan kafaya çip takma işi var. O onu bayağı devreye sokuyor hocam. Bütün insanların kafasına çip takarak istediğini yapabilirmiş. Tamam abi. Seni resetleyebiliyor yani. Ya ne güzel abi, ben arkadaş bana oradan bir Farsça verir misin? Peki efendim. Sarayım mı burada mı yiyeceksin? Yani saralım mı burada mı takalım diyecek adam. Diyecek burada evet. Takın diyecek. Geç arkaya diyecekler. Çık çık. Yatıracaklar seni. Evet. Takacaklar gönderecekler. Takacaklar, gönderecekler mi? Abi çipi takacaklar, gönderecekler. Hocam, Farsça tipi, çipi istedim ben. Anladın mı hocam? Farsça tipiyi bırak da dedin ki arkaya yatıracaklar, takacaklar dedin. Evet abi. Neyi? Çipi. Niye arkaya götürüyorlar? Abi burada takamıyorlar. Nerede takacak? Bir yatmam lazım, bir şey yapalım. Çip, bir operasyonla. Ha, yani bekleyeceğim böyle. Çip tabancası olacak. Uyutmadan anında. Belki de şey gibi, hani bu şey var ya, ne denir ona? Tel zımba gibi. Tel zımba değil, sen arabada yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Punto mu? Punto gibi. Perçin. Evet. Perçin gibi mesela böyle koyacak. Tabancası olacak. Anında sen hemen Farsça konuşmaya başlayacaksın. Mahdar falan diyeceksin. Peki diğer bildiklerimiz ne olacak hocam? Çip takılır. Abi tam üstüne denk gelirse mesela bisiklete binme özel şeyinin senin tam üstüne denk getirirlerse bisiklete binemezsin. Ne o? Farsça öğrendik ama bisiklete binemiyoruz. işte, o kadar da olur abi. Abi ona bakıyorlardır çipi nereye takalım. Çip dediğim böyle 2,5 lira değil ki abi. Küçücük bir şeydi. Sakal doğru söylüyor. Acele çip takılır, dükkan açılır bak. Bizde kesin olur. Bak, olur. Mecidiyeköy'de ara sokaklarda tabii. Çip geldi. Ya az kullanılmış çip. Tabii çıkma çip mesela. Çıkma çip. Hakkın rahmetine kavuştun. Ha. Şimdi dedenin de çipi var. Bir sürü çipler dedene taktırmışsın zamanında. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, dünya coğrafyası, şu bu, sular seller gibi. O çipi de bırakabilirsin mesela. Ben dersin ki İngilizce çipimi torunuma bırakıyorum. Ha. Vasiyetinde yazarsın. Yazarsın evet. Sen İngilizce çipini sana verirler torununa işte. Almanca çipi taktırmış dedem. O biraz eskimiş, onu boş ver falan dersin. Yani çipini bırakabilirsin. Peki şöyle bir tehlike olmaz mı hocam? Şimdi dede öldü diye sevinenler vardır mesela. Oh lan tamam. İyi ki dedem öldü. Adamın da 20 dönüm araziyi almıştım, satmıştım. Anneme babama söyleme, ben sana parasını vereceğim demiştim. Dede de öldü, böylece bu yükten kurtuldum diyen adam. Evet. Dedenin çipini aldın, toruna taktın. Dedenin çipini torun kafaya koyar koymaz birdenbire... Abicim senin dedeme bir borcun varmış. Bak buradaki ama çipte de var. Öyle bir çip değildi. Sen dedenin bütün beynindeki şeyi aldın. Sadece hafızasını aldın. Yani dedenin tamamen hafızasını alıp sana nakledersem evet nerede benim 2,5 liram 25 dönüm arazim parası diyebilir. Evet. Biz onu almıyoruz ki. Biz sonradan takılan çipleri alıyoruz. Ha ya da dedenin çipinin işe yarayan taraflarını alıyoruz. Dedenin çipi. Bak böyle çok iyi film abi, olur ya. Zaten sakal. Yapılmadık bir bu kaldı. Çünkü dedemin ceketi, dedemin fişi, dedemin bavulu. Oteli, dedemin bavulu, babamın kayığı, babamın kemanı. Dedemin fişi yapılmamıştı. Bence bunu... Dedemin çipi pardon. Fişi yapıldı. Dedemin çipi yapılmadı. Dedemin çipi güzel bir proje olurmuş. Zafer abinin çipi çalarlarsa gece hocam uyurken. Ha, ne olacak? Abi ulan, sanki düğme gibi burada duruyor. Çip içeride nasıl çalıyorum? Ama belki de büyük bir manyetik mıknatısla çipin yerini buluyor. Böyle yuvarlak mıknatıslar vardı eskiden. Evet. Böyle çipin yerini bulup tabii. Çip hırsızlığı olur. İşte bak İlhan'ı kurban olayım uyar. Evet, hocam vazgeçsin bu işlerden. Allah aşkına İlhan. Sen çok zenginsen, sen bir sürü böyle normal hayatında edinemeyeceğin özellikleri Elon Musk'ın şirketinden alırsın. Evet. İşte su kayağı yapabileyim, işte atıyorum dediğim gibi Farsça bileyim, Almanca konuşayım.
şunu yapabileyim, bunu yapabileyim, iyi bir pastacı olayım, ver oradan, hepsinden ver. Taktırdı, kafa çip doldu. Ama baş ağrısından da duramazsın. Herhalde ya, çocuklar yani. Başım ağrıyor galiba, herhalde ağrıyacaklar. Onu taktırıyorsun, her şeyi biliyorsun ama bu sefer de baş ağrısından. Belki de onun da ona göre ona fiyatı şey olacak. Yani bir güncelleme çıktı, o ağrı kesiliyormuş. Güncelleme ya da, nasıl yapılıyor acaba? Ya da şöyle bir şey de olabilir hocam. Kablosuz iletişim sağlıyor hocam. Hani mesela o çipin de mesela yüzlüğü vardır. 50'lik, 25'lik, 10'luk, 5'lik. Paket. Ha, şimdi mesela 5'lik olan da sadece İngilizce bilen adamı sana yüklüyor. Anladın mı? Yani 20'likte mesela... O da parana göre. Ha, o da parana göre. Hani Can Bey bize bir 1500 dolar verirseniz şu İngilizce çipini size... bir yağlayalım da şunu der. Ya baba ben İngilizce, Fransızca, İtalya da bilsin. Şundan da anlasın. He. Bundan her da bilmiyorum. Acaba yerim. O kablosuz iletişim olur mu yoksa bazı yerlerde de kabloyla mı şey yapıyor? Hocam yok, kablosuz yapacak adam değil. Abi kabloyu. Tabii kabloyu beynine takıyorlar değil mi? Bunu da şarj etmek gerekiyor mu hocam? Beynine takıyorlar evet. Abi, kabloyu. Şimdi şarj kabloyu. Bak nasıl şarj oluyor? Gece abi gece yastık. Bak abi yastıkta böyle şey var. Sen kafayı ona denk ettiriyorsun. Ne var yastıkta? İşte şarj edecek ünite var. Yuvarlak ha. Şöyle. Evet. Yastıkta yatarken ona getiriyorsun. Sağa sola dönmeyeceksin. Böyle doluyor. Zaten 2 saatte dolar. Sen de o arada uyuyorsun güya. Şarj oluyor mu? İlan hakikaten yakacak bizi. Yemin, İlan kurban olayım. İlan. Ya adam bir yapsın abi. Bir görelim. Belki de çok basittir. Sadece böyle elini koyuyorsundur. Oluyordur yani. Hocam yapsın. Önce kendi de denesin. Bence onda vardır. Kendi de denesin. Abi bak bu iyi bir şey. Hala bunun iddiasında. Bu iyi bir şey. Hastalar için, demans hastası, evet. Alzheimer falan böyle elini kaslarını kullanamayan insanlar hiç... Dur bir yapsın ya. Dur hocam, bir yapsın sonra tartışırız. Bak şu anda 2 tane deney yapmışlar. Bir domuzlar üzerinde yapmış evet. Bunu denemiş. Bir de maymunlar üzerinde denemiş. Maymunlar üzerinde olandan müthiş bir performans aldım. Bu beni umutlandırdı demiş. Tamam. Maymun ha. Eskiden bir muz yiyormuş şimdi bir. Maymun muzu bırak. Maymunlar klasik müzik dinliyorlar. He. Anladın mı? Yani utanmasa İbneler Dostoyevski okuyacak, Tolstoy okuyacak. O dereceye getirmiş işi. Yok canım kalsın ne olacak ya. Maymunlara konuşma öğretmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 50-60 yıldır. Ha. Yapamıyorlar bir türlü. Olmuyor. İşaret dilini bir şekilde öğreniyorlar. Yani yine de böyle kabaca. Ama konuşmayı bir türlü yaptıramıyorlar. İlginç bir şekilde. İlham abi çözecek bu işleri. Abi maymunla konuşursa ne yapacağız ya? Vallahi bile. Bir o eksikti yani. Vallahi bile. Konuşsun be. Konuşsun abi ne olacak? Değil mi? Evet sakal. Ne oldu? Yo, benim bir tanıdığım bir sürü insan var. Onlar konuşamıyor zaten de maymunlar yerine insanları bence. Sakal. Evet. 38. Sakal. Abi. Senin ehliyetin var mı abi? Ne ehliyetim abi? Normal araba ehliyeti. Hocam insan evladının kullanabileceği her şeyin ehliyeti var bende. Evet. Ne ister? İngiltere'de abi. Evet. Bir sürücü, 84 yaşında bir amcamızı polis çevirmeye iş. Baba demiş dur bakalım. Dur. Yanlış bir şey. Ehliyet ruhsat. Ruhsat var. Ruhsat var. Ehliyeti isteyince Rusça konuşmaya başlamış bir anda. Ben anlamıyorum turist falan. Ya baba bir gel bakayım. Bakalım. Ehliyet numaranı söyle. Bir bakmışlar ki ehliyet yok. Yani kimlik numarasına bakmışlar, adamın hiçbir zaman ehliyeti olmamış. Hiç. Evet. O ne zamandır söyleyeyim. Kullanıyorsun, yeni mi çıktın demiş polis. Ha. Yok demiş ya, 72 yıldır ehliyeti yok. Ben o adama var ya hemen o dakika ehliyet demiş verdim. Demiş ki hiçbir kazaya karışmadım. Bravo. Kırmızı ışıkta geçmedim. Cezam yok. Hiçbir şey yapmadım. Sakal gibi slalom yapmadım. Eve giderim, işime giderim. Eve giderim, işime giderim. Bu kadar. Alkollü araba kullanmadım. Evet. Polis bir kere bile beni çevirmedi demiş. Peki ne olmuş? Ne olmuş? Konsey toplamış polis konseyi. Bu adamı nasıl çevirmezsiniz diye polis müdürü istifa etmiş. Polis müdürü ne günahı var adam 80 yıldır araba kullanıyor. Ya tamam arkadaş biz bu adam bu yolda küçücük kasabada zaten 250 kişiyiz. Nasıl bu adama 72 yıldır denk gelmeyiz diye adam istifa etmiş. O da zaten mümkünse çok yavaş gidiyordur hocam. Hiç dikkat çekmeden hani ben... O da dikkat çeker abi. Yavaş gitmek de dikkat çeker. Hız sınırları vardır. Hız sınırlarının üstünde de gitmen lazım bazen ya. Hani altında 20 ile gidemezsin sol şeritte anladın mı? O da dikkat çeker. Evet doğru. Zaten küçük kasabada yani ilginç olan hani büyük yerde dikkat çekmezsin de. Ama amcayı üzmesinler be hocam. Verseler mi şey diyetini ya adama? Olur mu abi öyle şey? Evet abi sen 75 senedir bu arabayı kullanıyorsun aslanlar gibi. 12 yaşından beri kullanıyorum. Tamam kazan yok. Herhangi bir yerde vukuatın yok, cezası yok, arabaya çarpmamış, bir şey yapmamış.
Babacığım. Bu öyle de ama bu bak o abicim, şeye yol açar. Bak abicim sen bunu hak ettin büyük babacığım. Hayır abi güne güne bu kanunsuzluğa deyip yol açar. Olur mu? Abi özel bir izinle bu işi bağlarsın. Sen de o zaman o zaman sana da ehliyet verelim. Uçak kullanabilirsin, pilot. Çünkü evde kullanıyorsun. Hiç kazan yok. Ne güzel kaldırıyorsun diyor. Hiç. Hakikaten öyle becerin olsa vermeleri lazım. Yani öyle bir becerin yok ki. Abi. Sakal ne oldu ya? Evde kendin kaldırabilirsin. Ona güldüm hocam. Abi ben niye bilmiyorum? Bana komik geldi. Evet. Gün geçmiyor ki sevgili dostlar. Ardı ardı. Sen demin ne dedin abi? Ne dedim abi? İnsanoğlunun ürettiği her şeyi kullanırım dedim. Evet. Slovakya'da bir tane onay aldı abi. Uçan araba. Ne güzel. Bu sefer de gerçekten onay aldı. Tam benlik. Çıkıyor işte. 2023'te. Tam benlik bir araba. Ona acaba pilot ehliyeti mi olacak yoksa hani hepsi olacak. B sınıfıyla kullanılacak. Hepsi olacak. Hem araba ehliyetin olacak hem pilot ehliyetin olacak. Olur. O zaman tabii. O zaman kamuya açılması çok. Sen hiç hayatında kaç kişinin pilot ehliyeti var abi? Sen hiç hayatında denizde giden araba gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Boğaz'da. Sene 1954. Sen kaç doğumlusun hoca ya? Ben görmedim abi ama incelediğim tevfik şeyde evet gördüm evet. Bildin mi? Bildim. Sen gördün mü? Hayır sen. Ben görmedim ama Boğaz'da giden araba gördüm. Kırmızı bir Chevrolet'ydi. Sadece resmini gördüm. Resmini gördüm. Neyi göreceğim 1954'te? Evet. Ben 1967 senesinde Trabzon'da gördüm denizde giden araba. Neydi? Aynı arabayı mı gördüm? Almanya'da çalışan bir vatandaş Trabzonlu. Trabzon'a getirdi. Hepimizin gözünün önünde gazeteciler falan da vardı. Ganita sahilinden o kırmızı beyaz üstü açık arabayı resmen denizin içine soktu. Biz de böyle aptal aptal kaldık. Gitti araba. Kıçından pervanelerle gitti dolandı. Sonra tekrar geldi. Aynı yerden karaya çıktı. Devam etti gitti. Şaşırdık kaldık böyle bilim kurgu filmi gibi. Allah Allah. Bak 1967'de Trabzon'da. O tarih. O tarihten beri yani bu teknoloji var canım. Denizde var. Giden araba çok var da. Uçak işe ilginç ama o pilot. Bilmiyorum ama İstanbul'da havada da çok fazla ışk olur hocam. Yok abi ben. Zaten burada nereden inip kalkacak o? Sen Tem'de böyle giderken bir anda havalanacak işte, mısın? Ne kadar, zaten ya da onların havalanması ve inmesi için özel bir pist yapman lazım. Tamam. Mesafe gerekiyor çünkü hızlanması için. Nasıl her yere pist mi yapacaksın abi? Her yere yapmayacaksın. Yol kenarlarına yapacaksın bir yerler hocam. İnmeli kalkmalı. Ya da iniş kalkış teknolojisinin değişmesi gerekiyor. Yerden, bulunduğu yerden inip ama o da masraflı ve sakal. Çünkü o kadar ağır tonajı olan bir uçan aleti hocam. Savaş uçakları başka. Şuradan iterek yani kaldırmak başka bir şey. Bir de buradan kaldırmak, yürütmek başka şimdi, bir şey. Şimdi yani şey gibi savaş işte dronlar gibi yapılıyor. Evet, İngilizlerin var öyle bir savaş uçağı. Yapın abi, yapın. Yapın. Sen bir kafa kafaya verin. Evet. İngiliz'den, Alman'dan, İtalyan'dan, tamam. İskoç'tan beklemeyin. Siz yapın. Hocam siz şirket olarak bize gereken finansı sağladınız da biz kalkıp uğraşmadık mı Allah aşkına ya? Tamam, dananın kuyruğu şey, evet. Neydi bir laf vardı, neyse. Evet. Araştırma için yurt dışına çıkıp bir... Siz ilk önce zaten evet. Bana bir veri ver, evet. Bir veriyle gel, ben de ikna et beni, ben de tamam. Sana yatırım yapayım. Sen ortada bir şey yok, parayı ver önce. Yok ya. Arkadaşım. Ben sana parayı vereceğim, sonra 6 ay sonra olmadı Can Hoca be. Ne olmadı abi? Ya yapamadım, uçak işi olmadı. E tamam abi, parayı verin. Hayır, ona hayır. Arzadık biz. Hayır öyle değil. Şimdi nasıl? Şu program biter, mesela kaldı ben ve Oğuzhan abi. Sizin teknik bilginiz var mı? Mesela bak işte en büyük dostlarımız hata, var. En büyük hatanız şu. Siz yapın dediğim andan itibaren evet. Siz hemen evet parayı ver falan diyorsun. Abi biz ne anlarız? Ben oyuncuyum, ben avitçiyim, ben aşçıyım. Evet. Ne anlarım demen lazım. Hocam biz sana ne anlarız, biz çok iyi anlarız bu işten demiyoruz ki. Ne diyorsun? Para istedin. Demin para istedin. Ben senden para istedim çünkü ben senden parayı alacağım. Sakal, Oğuzhan, ben üçümüz oturacağız. Diyoruz ki Türkiye'de bu konuda mühendislik bilgisine sahip kimler var? O zaman sizinle niye çalışıyorum ki? Ben gider o adamı bulurum. Abi sen işte o adamı bulamayacaksın. O adam, ben projeyi oluşturacağım. Adam diyecek ki kardeşim ben buraya bir tane prototip çizeceğim değil mi? Ofisimde çalışacağım. Saatlerimi vereceğim. E sonra birdenbire kalkıp parayı koyan Can Yılmaz bakıp ver siktir burası uçak ya. Ben bunu beğenmedim derse bizim para ne olacak? Emek ne olacak? Hangi emek abi? Var mı hocam? Sizin lafınızla cevap veriyorum. Sizin lafınızla. Bedava peynir nerede olur? Abi. Fare kapanında. Abi
Bak o beğenmediğin Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar evet. bir garajda başladı. Siz de başlayın. Bir başlayın. Ben sizin başladığınızı bir göreyim. Garajlı villa tutalım onun garajını. Ha, yok villa şak garajda başlayalım. Sadece garajda başlayın. İlla, hocam burada. Yanında villa şak mı? Bir saniye hocam. Yarından itibaren bize bir tane garaj tut sakalla. Tamam mı? Sakal ben Oğuzhan orayı biz esas ana merkez haline getirelim. Evet. Mühendisleri bulalım. Tamam, projemizi bu, oluşturalım. Abi. Destek isteyelim yurt içinden tamam, yurt dışından. Bununla ilgili bana bir rapor hazırlayın, ben bir rapor okuyayım. Hocam raporu hazırlayabilmemiz için önce güvercinin avucumuza sıçması lazım. Yani şimdi şuraya bir hani çocukları da bir hevese getirebilmem için abi, siz bir şey yapmak... ateşli ki. Bak abi siz evet babakçı deriz biz. Eskiden böyle derler. Siz adam soymaya çıkmışsınız, iş yapmaya çıkmışsınız. Hayır, biz gerçekten faydalı bir şeyler abi, yapmak istiyoruz. Sen ilk önce dersin ki Can Bey merhaba. Evet. Salı günü saat 11'de sizden çok önemli bir konu konuşmak üzere randevu alabilir miyim? Ben de dedim ki Allah Allah ne var abi her gün zaten görüşüyoruz. Evet. Yok bu daha önemli bir konu. Tabii. Takım elbiselerinizi giyersiniz üçünüz. Evet. 11'de gelirsiniz koltuğunuzun altında bir dosya olur. Evrak çantası bir şey. Evet. Böyle önümüze 3-5 klasör bir şey koyar. Bu ne abi derim ben. Aha. Sen de dersin ki ben Sakal ve Oğuzhan beraber oturduk yaklaşık 6 aydır bu projede çalışıyoruz. Evet. Size de belli etmek istemedik sonuna geldik. Son olarak size bir bilgi vereceğiz ve bununla ilgili bir yatırım almak istiyoruz Can Hoca. Müsaade edersen anlatalım. Aç oğlum evet. şeyi ekranı falan filan bilgisayarla falan yapacaksınız. Tamam. Beni ikna edeceksiniz. Tamam. Sen de lafı söyler söylemez güvercin avucumuza sıçradır abi. Senin hiç 1 lira bile bir dosya kağıdı bile almamışım paranda. Hemen yatırım istiyorsun. Hocam bazı abi bak, projeler... dünyada melek yatırımcı diye bir şey vardır. Mesela ben. Sen de bir ışık görürsen, projene inanırsan para yatırım. Melek yatırımcı. Melek yatırımcı. Sen. Ben değil. Melek gibi adamdır. Dünyada böyle bir şey var. He. Melek yatırımcı derin ona. Yani sen projende ben bir ışık görürsen ben ona para yatırım. Hı. Derim ki %10'u benim baba. Alın şu parayı bu tamam. projeyi geliştirin. Tamam. Ben de sizden bir ışık göreyim. Ya bir tane A4 göreyim. Yarım A4. Tamam. Ne tamam? Yok. Hocam, hocam bak. Abi siz. Seni parayı ver baba. Bak, seni yaptığın var ya melek yatırımcı değil kelek yatırımcı. Sen çünkü işi yokuşa sürüyorsun. Arkadaşım. Ben neye yatırım yapacağım şu anda mesela? Bu projeye yatırım zaten yapacağım. Ben söyledim. Siz yapın dedim. Ha. Yani kendi söylediğim lafa para mı yatıracağım? Hocam şimdi siz yapın tamam deyip abi, sizi ben görevlendirdim. Görevden alıyorum ben kendim yapacağım. Peki tamam. Ne oldu daha işe başlamadan? Tamam abi. Çünkü benim bak burada senin fikrin bile yok. Ben sana zaten fikri veriyorum. Tamam siz yapın dedin. Tamam. Ben de yapabilecek olan kadroyu oluşturdum. Dedim ki Sakal, Oğuzhan ben bu projenin tamam. başındayım. Üzerine çalıştınız mı? Abi. Ya şöyle olur abi bize bir müsaade et. Bir 15 gün 20 gün bu projede bir çalışalım. Evet. Bir fikir birliğine varalım. Bir şey oluşturalım. Şimdi, dosyamızla gelelim dersin. Şimdi hocam Sakal'la Oğuzhan. Sen hemen güvercin sıçtı mı falan hocam, diyorsun. Hocam şimdi Sakal'la Oğuzhan zaten avit yapmaktan anası ağlamış bu çocukları. Evet. Bir de ben bunları alıp bir hafta 10 gün çocuklar gelin yerden kalkacak uçak projesi yapıyoruz dediğim zaman çocuklar peki, abi. Peki nasıl olacak bu? İşte bunun olması için güvercinin avuca sıçması lazım ki bir miktar. Ben de çocuklara maddi olarak ateşlersem onlara bir aşk şevk gelecek. Ulan bu abi, iş ciddi ya diyecekler. Bir dakika ya. Abi bu işler maneviyatla olur. Vatana, millete faydalı, dünyaya, insanlarına faydalı evet. bir iş yapmanın heyecanı nerede? Heyecanı vardı hocam. Bazı şeylerde maddi anlamda da destek görmezsen tamam abi, o iş yaptı emin olur. Dosyanızı getirin. Ben bir inceleyeyim. Tamam. Ekibime incelettireyim. Ekibine. Evet. Ekibinize inceletmeden önce bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz projemizi size onaylatmak için niye takım elbise kravatla geliyoruz? Sıfırdan başlayalım. En azından, en azından şöyle bir şey oluyor. Bu adamlar ciddi. Ha takım elbiseyi takarsak ciddi mi oluyor? İşte onun için çocuklar piyasadaki tokatçılar böyle milleti yoluyorlar. Adam çünkü takım elbiseyle kravatla gelince ulan herif ciddi ya diyorsun. Sen Amerika'da NASA'nın projesinde çalışan adamı gördün mü? Böyle yağlı saçlı, tel gözlükleri var herifin. Burada küpeler müpeler. Ya abi. 50 tane profesör adamın ağzının içine bakıyor. Kimse demiyor sen buna sıkılık diye. Canım abim sen bu projeyi gerçekleştir. İster kafan yağlı olsun, ister abi. Vücudunu yağla. Nereni yağlarsan yağla. Evet. Şu projeyi getir. Tamam, projemiz hazır abi. Tamam abi. Yapıyoruz. Projenin kod adı var mı? Bir saniye, projemizi kod adından önce şunu soracağım. Takım elbise kravattan vazgeçtin değil mi? Günlük kıyafetle gelebilir abi, miyiz? Ben takım elbise kravattan da vazgeçtim. Ben üçünüzden bir A4. evet. Yarıma bir A4 dolusu bir teknik bilgi istiyorum o kadar. Tamam hocam. Ne zaman gelir? Hocam dur ya. Ne oldu? Baksana ya. 29 Ocak 1981 Özdemir Asaf vefat etmiş. Allah razı olsun. Sakal resmini istiyoruz bu saydıklarımı. Özdemir Asaf şair. 29 Ocak 2013 Ferdi Özbeğen.
Ferdi Allah rahmet eylesin. Ferdi abiye gidecektik, gidememiştik. Evet. Ve 29 Ocak 2017 Engin Cezar. Üçünü de rahmetle anıyoruz hocam. Ferdi büyük adamdı ama. Ferdi'ye gidecektik, hatırlar mısın? Kısmet Taksim'de giymiş otelde ya. Çıkardım. Evet canım benim ya. Gidemedik, nasip olmadı. Gidemedik. Belki de son şeyimizdi yani. Evet. Olacak. Happy Birthday to You şarkısı var ya. Happy Birthday. Evet. Bir tane onun iyi ki doğdun sakal var ya. Evet. Onun Türkçesinin telifi kimde? Kimde? İlham Gencer'de. Böyle sağda solda çalamazsın. Yani öyle burada mi söyleriz tabii de bir şeyde, filmde, dizide, orada burada. Herhangi bir yerde. Dediğin anda İlham abi. Şu hocam şu rol çalan gözlüğümü rica edebilir miyim? Niye? Programımızın sonunda ben iyi ki doğdun sakalı tenor partisyondan yardırmaya çalışıyorum. Size mesela ben bir dakika bambaşka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bak hazır proje. Hiç şey yapmayın. Yani benimle uğraşmanıza da gerek yok. Takım elbise de gerek yok. Mis gibi proje. Gelin buna olur, şey yapın, destek olun. NASA şu anda uzaydaki astronotların uzun süreli, mesela yıllar yıllar boyu evet beslenebilecekleri bir ekosistem yarışması açtı. Buyurun girin. Tamam, $1.5 milyon da ödülü var. E tamam girelim. Tamam, niye sinirleniyorsun? Sakin ol. Yemek mi yapacağız? Hayır biz olmaz. Ya işte. Bir bu, bak bu zihniyetle biz bir adım gidemeyiz. Gidemeyiz. Hocam, yemek mi yapacağız astronota diyor. Hocam sakal bu projenin dışında kalır. Sadece uçak projesinde evet, çalışırız sakalla. Ne var yani? Allah Allah. Aydın'ı alırız onun yerine. Müthiş. Abi bu beyinlerle çalışmanı tavsiye. Hocam ben şu anda programımızı sakalın 38. doğum günü münasebetiyle iyi ki doğdun aryasıyla. Ay ama İlham abiye 15 saniyeden fazla mırıldanma. Türkçe söyleme. Türkçe söyleme. İlham Gencer'e yazar. Happy birthday. Hocam sen kapanış konuşmasını yapacaksın değil mi? Evet. Ben evet yapayım istersen. Sen yap kapanış sevgili konuşması. Dostlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. İyi ki doğdun sokol. İyi ki doğdun sokol. İki doğdur, iki doğdur, mutlu yıllar sokol. Ya bende de onlara var, utandım. Al sakal. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun sakal, mutlu yıllar. Abi 5 lirayı kurtardım. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.